Wow. Çok güzel olmuş. Evet. Çok iyi. Bana kalırsa mükemmel samimiyet ve içtenlik var. Bak bakayım Hayri abicim. Harika. Çok güzelmiş gerçekten. Bu kadarını beklemiyordum. Çok tatlı. Çok güzel olmuş. Stüdyon sokak, haydi gelin. Renkler canlanır, bu şehir senin. Her karede tatlı bir ışık. Fotoğraflarla dolu bu cennet alemi. Stüdyon sokak, haydi gelin. Renkler canlanır, bu şehir senin. Her karede farklı bir ışık. Fotoğraflarla dolu bu cennet alemi. Her karede farklı bir ışık. Fotoğraflarla dolu bu cennet alemi. Selam stüdyom sokak sakinleri. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen programda Galata Köprüsü'ndeydik. Bu programda da İstanbul'un tarihi semtlerinden birisi olan Kuzguncuk'tayız. Ne çekeceğiz? Nasıl insanlarla karşılaşacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Ben de sizler gibiyim şu an. Bakalım önümüze hangi karakteristik insanlar çıkacak ve Kuzguncuk'u tanıtacak, neler olacak? Hep beraber göreceğiz ve öğreneceğiz. Kuzguncuk kazan, bizse kepçe. Hazırsak başlıyoruz. Ne yapıyoruz yine? Karakteristik insan arayışındayız. Başlar başlamaz programa fonda bu arkadaşları gördüm. Yavaştan şöyle gidelim. Bakalım bizlere model olacaklar mı? Hadi görelim. Gitmeseniz fotoğraf çektiriyorsunuz. Sadece fotoğraf alanında güzel bir programımız var. 3-5 dakika şöyle sizinle güzel bir program yapalım, olur mu? Create a background okay. From the okay. View and they take picture of the people. So okay. Yeah. Bu arada tanışalım. İsminiz neydi? Simru ben. C. Kuzguncuk'ta mı yaşıyorsunuz yoksa buraya gezmek için mi geldiniz? Geziyoruz. Biz burada gezmeye geliyoruz. Nereden aldınız Kuzguncuk'un bilgisini? Arkadaşımız burada. Arkadaşımızı da görmeye geldik. Onu görünce buraya gelip biraz oturuyoruz bu köşe. Çok sevdiği bir köşeceğin. Hem ziyaret hem ziyafet. Ha. İstanbul manzarasıyla değil mi? O zaman sizleri daha fazla yormadan böyle birkaç tane fotoğraf karesi alacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Fotoğrafları beğenecek misiniz? Simru ve Jane'le beraber ilk fotoğraflarımızı alacağız. Kuzguncuk'taki ilk fotoğraflarımızı alacağız. Bakalım stüdyom sokakta Kuzguncuk'un ilk fotoğrafı nasıl oluyor? Ben sizi yönlendireceğim. Aynen. Arkadaşlar, Kuzguncuk'ta bugün bulutlu bir hava var. Yağmura yakalanmadan bugünü noktalamayı düşünüyoruz. Yağmura yakalanırsak şemsiyemiz yok yanımızda maalesef. Islanacağız. Öncelikli olarak yine emektar ışığımızı yakıyoruz. Bu havalarda arkada güneş olmadığı için
kişileri daha ön plana çıkarabilecek fotoğraflar almayı düşünüyorum. Emektar ışığımızın derecesini 1/4 oranında kullanacağım. Daha böyle portrevari fotoğraflar olacak. Bakalım nasıl fotoğraflar çekeceğiz, hep beraber görelim. Senin de adın ne olsun? Simru, sen at bıraktın mı buna? İsim var mı? Misha. Misha'cığım sen de hoş geldin. Simru ve Jane'le beraber bize poz vereceksin. Güzel, Simru hazırlansın bir. Bir bakalım, ben de gözüme takılan yerleri söyleyeceğim. Kazağımızı biraz daha hafif aşağı doğru düzeltelim lütfen. Simru biraz daha dön böyle bu tarafa doğru. Çok iyi. Aynı şekilde ilk etapta bana bakmıyorsun. Tam karşıya doğru bakıyorsun lütfen. Harika. Güzel. Başını biraz daha düz tutabilirsin. Güzel bir fotoğraf gelecek gibi. Simru, ciddiyetinden ödün verme. Aynı şekilde kal. Bekliyorum. Tam karşıya doğru bak lütfen. Gülmüyorsun, ciddiyet. Güzel. Jane. Another way. Süper. Güzel. O şekilde kaldık. Bekliyoruz. Bendeyiz lütfen. Her ikiniz de bana doğru bakıyorsunuz şimdi. Gayet iyiydin kızım burada. Gel. Peki, tamam. Beni seviyor ya. Aa, şaka gibi. Şimdi gel buraya oturtmaya çalışsana. Sana zahmet. Gel. Güzel olur. Mişe, gel. Detay güzel olur. Mişe. Mişe. Hadi kızım. Ding dong, ding dong, ding dong. Hadi kızım. Mişe. Kız ne güzel yatıyordun orada. Misha'yı da baktıracağız. Güzel. Tam bana doğru bakıyorsunuz. Şöyle bir İsmet Baba'nın da reklamını yapalım. Bekliyoruz. Kaldık öyle. Bir renk denemesi alacağım. Güzel. Bir tane daha. Bekleyelim lütfen. O şekilde kalıyoruz. Tam ikiniz de karşı boğaza doğru bakar mısınız lütfen? Evet. Simru biraz daha yüzünü bana doğru çevirerek tam karşıya doğru bakıyorsun. Misha. Bir tane onunla fotoğraf almak zorundayız. Güzel. Bana doğru bakın. Bana doğru. Jane, bana doğru. Aynı şekilde kalıyoruz. Gayet güzel. Bekledik. Biraz daha yakın olabilirsin Simru Misha'ya. Harika görünüyor. Çok iyi. Biraz sevin onu. Onunla ilgilenin. Güzel. Gülerek bana doğru bakın. Bir aile fotoğrafı olsun. Jane, yakın. Yakın. Ha. Evet. Süper. Evet. Güzel. Çok iyi. Bir bakalım. Wow. Çok iyi. Mesela şöyle bir fotoğraf var. Gayet doğal bir fotoğraf. Çok biziz, evet. Evet. Şu var. Şu köprüyü senin kafanla kesmiyoruz. Böyle. Bu şekilde fotoğraflar. Beğendiniz mi fotoğrafları? Beğendik. Ellerinize sağlık. Beğendin mi Misha? Misha'cığım sen beğendin mi? Ho ho ho. Hiçbir köpekte bu kadar yakından olmuştum Misha. Sizinle fotoğrafları paylaşacağız. Numaranızı alacak arkadaş. Size de göndereceğiz. Çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Bize Kuzguncuk'ta çok güzel fotoğraflar verdiniz. Misha'cığım hoşça kal. Güzel modelliğin için sana da teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. En az bir insan canı kadar değer. İnkar eden yaşamayı sevmiyordu. Birlikte yaşamalı, sevgiyle bakmalı her an kalbimize dokunan. Kuzguncuk karakteristik insanlar açısından cennete benziyor. Daha az önce çekimi bitirdik. Arkamızda da öyle karakteristik bir amca var ki umarım çekimimizi kabul eder. Yavaştan ilerleyelim.
Selamlar bey amcacım. Aleyküm selamlar. İsminiz neydi? Ne yapacak? Şu an YouTube'da bir program yapıyoruz. İsmimiz Stüdyom Sokak. Sonra. Böyle tarihi semtlerde karakteristik, böyle mis gibi, filinta gibi insanları buluyoruz. Tamam. Onlara mikrofon uzatıyoruz. Sonra. Onlardan ufak tefek bilgiler alıyoruz. Tamam. Ve diyoruz ki İstanbul Fon, biz de fotoğrafçısıyız. Bize birkaç tane fotoğraf için model olabilir misiniz diyoruz. Sizi de böyle çok güzel şapkayla falan, gözlükle görünce böyle bir şansımızı deneyelim istedik. Tamam. Bir şey çok çektiler böyle. Bizim gibi çeken olmamıştır. Onu size kanıtlayacağımızı düşünüyorum. En sonunda gösterdiğimde siz de belki böyle diyeceksiniz ki evet ya, gerçekten güzelmiş diyeceksiniz. Hadi bakalım, öyle olsun. İsminiz neydi bu arada? Celal Ayhan. Celal Bey, Kuzguncuk'ta mı yaşıyorsunuz? Evet, ben doğup büyüme buralıyım. Harika. 86 senedir buradayım yani. Yaşım da 86. Hiç göstermiyorsunuz Celal Bey. Maşallah vallahi. Evet. Maşallah diyorum. O zaman Kuzguncuk'u şöyle bize ufaktan özetlemek isterseniz. Kuzguncuk nedir ya? Nasıl Kuzguncuk bir yerdir? Kuzguncuk çok şahane bir yerdir, ben size söyleyeyim. Ve hatta çok eskiden beri burası gayrimüslimlerin ana yeriydi. Romlar, Ermeniler, Museviler hep burada yaşıyorlardı. Aldığım bilgiye göre zaten Musevilerin evet. Asya kıtasındaki ilk yerleşim birim. Belirlen biri burası. Ve bu ana cadde üzerinde yukarıda esas mevkileri onların yukarıdaydı. Burada da sağlı solda işte dışarıdan gelenler falan filan oturuyorlardı. Ben doğup büyüme Kuzguncuk'tayım. Yıllıda doğdum burada. Efendime söyleyeyim. O zamandan beri buradayız. Fakat tabii günler geçtikçe Kuzguncuk'umuz da değişti. Maalesef her zaman gibi efendim senin değişti. Kalabalıklaştı. Göç aldıkça geldi. Ne kadar zarar görüyorsa evet, o kadar zarar. Aynı şekilde. Evet. Ama biz şahsen memnunuz yani. Olsun. Yani gelsinler. Yine ne olursa olsun şöyle İstanbul'un geneline baktığımız zaman tarihi elinde tutan, tarihi yapısı bozulmayan birisi. Her evet. yere yakın, her yer efendime gidip gelmesi kolay. Mesela buradan dolmuşa biniyorsun, Üsküdar'a gidiyorsunuz, karşıya geçiyorsunuz hemen. Sabahleyin burada 3 tane sabah vapuru var. Akşam 3 tane boğazı opur var. Çok yakın, çok iyi bir yer. İstanbul'un altın noktalarından bir tanesi Kuzguncuk. Ve böyle mükemmel bir İstanbul manzarası var. Ve kesinlikle hepimizin, buraya ayak basan herkesin burayı böyle gözü gibi koruması gerekiyor. Çünkü İstanbul'un gerçekten nadir tarihini yansıtan semtlerinden bir tanesi. Celal Bey, hazırsanız şöyle hem böyle güzel bir eski bir yapı var, hem renkleriniz ona uygun. İzin verirseniz birkaç tane İstanbul manzarasıyla fotoğraflarınızı almak için sizi piste davet ediyorum efendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Celal Bey ile beraber Kuzguncuk'un yerlisi, Kuzguncuk'ta doğmuş, Yalı'da doğmuş Celal Bey ile beraber Stüdyom Sokak'ta ikinci fotoğrafımızı çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım Celal Bey'in fotoğrafları nasıl oluyor? Buyurun Celal Bey. Bir kıyıda büyüdüm, Yalı çocuğum Celal. Deniz kokusu dolu içine her sabah her akşam. Celal Bey, Kuzguncuk'un insanları samimi ve güler yüzlü olur diye biliyorum. Hafif şöyle biraz gülümseyerek. Gayet güzel. Bir tane daha. Aynı şekilde kaldık. Şöyle renklerimi inceliyorum yine. Güzel. Yüzünüzü çok küçük biraz bu tarafa doğru çevirdiniz. Harika görünüyorsunuz, bozmayın. Gayet güzel. Bir tane daha alacağım. Gülümsemeyi unuttunuz. Süper. Yalı çocuğu Celal, gönlü geniş dünyası masal. İstanbul'u doya doya yaşar, Kuzguncuk'ta döner durur yıllar. Yalı çocuğu Celal, gönlü geniş dünyası masal. İstanbul'u doya doya yaşar. Çok teşekkür ediyorum bize bu güzel çekim verdiğiniz için ve bu güzel bilgileri verdiğiniz için. Siz bize bugün altın niteliğinde bir insan oldunuz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Çay aslında bahane, mahalle kültürü şahane. Güven duyar herkes birbirine, selamlaşır tebessüme. Kabak kemane çalar, oynarız neşe içinde. Kaldırımda yürürken selamlar esen her köşe.
Hayram cacım elinde çay çok güzel. Bu gülümsemeyle bendesin. Abi sen de yüzün gülsün. Niye böyle dövecekmiş gibi bakıyorsun? Gayet güzel. Bir tane daha alacağım. Çok iyi görünüyorsunuz. Herkes tam karşıya baksın ve bitiriyorum. İç çayını Hayramcığım. Sen de iç Kayhan abi çayı. Süper. Gayet iyi. Harikasınız. Şöyle Hayri abimle yanına oturayım. Ben de biraz dinleneyim Hayri abi. Yoruldum ya. Saygısızlık olur mu? Daha rahat olayım diye gösteriyorum böyle dayanmak için. Şimdi bak bakayım Hayri abicim. Harika. Geçiyorum ben fazladan aldım. Olsun, içen hep neşe bulsun. Mahallemizde dostluklar daim olsun. Kavga gürültüye yer yok, güzel zamanlar. Hayri abicim nasıl olmuş o çocuk? Güzel, çok güzel. Işıkla beraber belki ilk defa çekildin. Nasıl bir duyguymuş? Gayet güzel yani. Ben bu fotoğrafları sana göndermek istiyorum. Bir hatıra kalsın. Kayhan abimle beraber. Tamam, gönderirim buraya. Tamamdır. Arkadaşlar, her zaman savunduğum bir şey var. Doğru iletişim yılanı deliğinden çıkarır derler ya, tatlı söz doğru iletişim. Biz ne kadar iyi insanlara yaklaşıp ne kadar samimi duygularımızla yaklaşırsak insanların bize karşı yaklaşımı bizden 1000 kat daha fazla oluyor. Hayri Bey ve Kayhan Bey ve değerli abim Selahattin abi, bizi öyle güzel karşıladılar ki Kuzguncuğum böyle sıcaklığını hissettik de hissettik. Allah sizlerden razı olsun. Bize güzel bir içerik verdiniz. Tekrardan Kuzguncuk'ta inşallah program olmadan da gelip bir çay içme ümidiyle. Görüşmek üzere. Şimdi içelim ya, bir mola verelim. Bir çay hazır dinlenirken, çaylarımız da geliyorken bir şöyle güzel Yıldırım Çay Evi'nin çayını alayım. Şeker kullanmıyorum, şöyle alacağım. Kuzguncuğa gelmekle çok geç kaldınız. Çok geç. Tarih geçti. Buralara 90, 95, 2000, 2005 o tarihlerde gelecektim. Burası bir köy halindeydi. İşe gidiyorsun, hanımın evde. Para bırakmamışsın. Geliyordu Kayhan Bey'e bana, Hayran Bey'e 50 lira ver, 100 lira ver, 5 lira ver, 10 lira ver. O zamanın parası neyse. Alıyordu parayı, gidiyordu çocuğun ihtiyacını veya mutfak ihtiyacını görüyor. Akşam dönüşünde sen, Hayran Bey'e hanıma 50 lira vermişsin. Şu parayı al. Böyle bir düzen var. Yardımlaşma sistemi. Yardımlaşma sistemi. Ama şimdi zaman geçtikçe insanların birbirine olan güveni zedir. Güveni kalmadı yani. Şimdi evet. Apartman duruyorsun, komşu sana selam vermiyor. Aslında yüksek katlı binalara geçtiğimizden beri komşuluk sistemi karar gördü. Kayhan Bey daha iyi biliyor. Evden mesela anahtar yoktu. Kapılarda bir tane makarayla bip vardı. Kapı çekerdin, girerdin evlere. Bütün evlerde aynı şekildeydi. O eski İstanbul nasıldı ya? Ben hep böyle keşke diyorum böyle 60'larda 70'lerdeki İstanbul'da doğmuş, büyümüş ve yaşamış olsaydım. O zaman belki böyle fotoğrafa merak sarmış olsaydım da her insan bana o zamanın bir figürüydü ya. Her insan bir figürdü. Değil mi? Öyle. Burada kahveler vardı. Büyüklerimiz kahvelerde otururdu ama bizim gençlerimiz buraya aşağı ana caddeye gelmezlerdi. Gelemezdi. Gelemezlerdi yani. Sebebi neydi? Büyüklerimiz istemezdi buralara kahvelerin önüne. Saygılar. Ha yani bu kahve kültürünü genç yaşlarda tabii öğrenmesinler. Aynen öyle. Eğitimlerine yoğunlaşsınlar, kendini aynen geliştirsinler. Bu sebepten tabii, kaynaklı. Tabii. 70 senesine kadar biz kahveleri bilmezdik. Tamam. 70 senesinde burada gençler için karşıda yer açılıyordu. Kahve. Kahve değil ama bilardo salonu, pingpondu bilmem ne, o vaziyetteydi. Yani o kağıt muhat oynanmazdı. Yani spor amaçlı. Evet. Şimdi kağıtta, kumarda telefonlara düştü. Aynen, gençlerimizin aynen, kafası aynen dijital mecrada. Aynen yani öyle. Biz de şu an dijital içerik üretiyoruz ama biz eskiyi yad etmeye çalışıyoruz. Aslında yani doğru neyse onu göstermeye çalışıyoruz. Aynen. İnsanların iyi kalbini göstermeye çalışıyoruz. Haklısınız, böyle bir döneme denk geldik. Ama yine iyi ki sizler varsınız. İyi ki hala geçmişten gelip de bu kültürü yaşatmaya çalışan insanlarımız var. Onun için sizlere saygıyla selamlıyorum. Gerçekten tekrardan bize bu içeriği sağladığınız için, bize model olup programımıza katkı sağladığınız için sağ olun. Çay için de çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Ben 1977'de geldim buraya. İlk dükkanım bu gördüğüm mağazaydı. Harmoni yazıyor. Orasıydı. Burada dolmuş vardı. 3 tane dolmuş vardı. Üsküdar 50 kuruş. 50 kuruş. Saatlerce beklerdi burada. Yarım saat, 1 saat. Öyle giderdi Üsküdar'a. O zamanın şoförleri şoför denmezdi. Şoför efendi derirdi. Veya taksici denmezdi. Şoför bey, benim hanım işte bağlar başına çıkacak. Bırakır mısın? Hiç ikilemezlerdi. Tam bir beyefendiydi o zamanın şoförleri. Durum böyle yani. Arkadaşlar, gördüğümüz insanların fotoğraflarını çekiyoruz. Direkt doğal gitmeye çalışıyoruz ama bazen de insanları rahatsız etmemek için onlardan ufak bir izin alıyorum. Yine her şey doğal, hiçbir kurgu yok. Şimdi içerideki genç bir hanımefendinin yanına gideceğiz. Çok güzel bir kafede, cam kenarında eskiz çizimler yapıyor. Bakalım onun fotoğrafları nasıl olacak? Yavaştan ilerleyelim. Işığımı alayım. Kırmadan, dökmeden. Yavaşça, sakince. Buyurun. Bizi burada çok güzel güler yüzle karşılayan iki tane güzel kafe işletmecimiz var. Onları da alalım. Onlara da güzel bir hatıra olsun. Kafemizin ismi Pürüze. Hemen sorayım. Pürüze'nin anlamı nedir beyefendi? Şanslı bahtlı demek. Bir de güzel bir anlamı var. Benim büyük babaannemin adı. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hem böyle güzel anlamı olan bir isim hem de babaannenizin ismi. Pürüze ninemize buradan rahmet diliyoruz. Kaç yıldır burayı işletiyorsun? 6 yıldır burada. Genelde ben buraya gelene kadar çektiğim insanlardan 50 yıl, 70 yıl gibi şeyler duydum. Kuzguncuk genelde böyle tarihin tanık olduğu insanları karşılıyor. Siz 6 yıldır Kuzguncuk'ta mısınız? Daha önce de burada mıydınız? Daha önce de buradaydım. 2006'dan beri buradayım. Ama tabii Kuzguncuk'un en büyük özelliği çok eskiden beri oturan insanlar. Yani 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık olan insanlar var. İstanbul'dan mahalle kültürünün eskimediği nadide semtlerden bir tanesi. Çok şanslısınız. Hepimiz valla sizin yerinizde olmak için can atıyoruz. Ben bir fotoğrafçı olarak şu mahallede yaşamış olsam herhalde her ay yüzlerce ekmek çıkar bana buradan. Ben bugünlük buraya geldim. Bakalım, çok teşekkür ediyorum güler yüzlü karşılamanız için. Kafe de bu kadar güzelken böyle etrafıma baktığımda çok nadide güzel insanlar var. Harika dizayn edilmiş bir kafe. Pürüze Kafe'yi mutlaka ziyaret edin arkadaşlar. Böyle güler yüzlü insanlara her zaman dediğim gibi ihtiyacımız var. Şöyle cam kenarına baktığım zaman çok sevimli bir hanımefendi burada çalışmalar yapıyor. Merhabalar hanımefendi. İsminiz neydi? İsmim Senem. Senem, ne yapıyorsun burada? Burada karalamalar yapıyorum, çizimler yapıyorum, bir şeyler okuyorum. Özellikle ruhsal olarak yoğun olduğum dönemlerde böyle güzel mekanlara gelmeyi seviyorum. Seni dinlendiriyor. Evet, evet. Ne yapıyorsun şu an? Eskiz çalışması mı yapıyorsun? Yapıyorum. Daha sonra sulu boyayla üzerinden geçmeyi planlıyorum. Okuduğun bölüm bununla alakalı mı? Mimarlık okuyorum. Şu an evet biraz ilgisi var ama daha çok hobi olarak yapıyorum ben çizimi. Sanatla ilgilenen her çiçek yıllarca açıp gidecek, hiç solmayacak diyoruz. Senemciğim, şöyle bir formatımız var. Stüdyom Sokak bir fotoğraf belgeseli gibi düşünelim. İstanbul Fon dedik, biz de onun fotoğrafçısıyız. Sizin gibi güler yüzlü, nadide insanları bulup onlara İstanbul'da güzel bir anı bırakmaya çalışıyoruz. Yanımızda bir ışık var. Daha önce mutlaka fotoğrafların çekilmiştir bir yerde. Ama biz biraz daha farklı olsun, buna bir stüdyo havası katalım istedik. İznin olursa senin de burada hem bu içeride hem de dışarıdan cam kenarında güzel fotoğraflarını çekmek istiyorum. Ne dersin? Tabii çok isterim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Senem'le tanıştık. Sanata ilgisi olan, mimarlık okuyan bir genç hanımefendi. Onunla birlikte Stüdyom Sokağı nadide fotoğraflar çekeceğiz. Şansı, bahtı açık olsun hem Pürüze'nin hem bizim. Stüdyom Sokak'ta Senem'le fotoğraf devam ediyor. Çocuktan anlatırlar, Pürüze bahtı açık derler. Bir çiçek filizlenir, geleceği renklendirir derler. Tarlalar sarıya keser, gönüller şen olur. Anlatırlar eski köyde, güzel günler olur. Yollar dar, taşlı, yokuş. Ama umutlu yürürüz. Her köşe başında yeni bir şiir, yeni bir söz buluruz. Güneş doğar, her şey aydınlanır. Bir umut dolar, bir çiçek belki de bizi geleceğe taşır.
Senem, hazır mısın fotoğraflarını görmeye? Bize çok güzel modellik yaptığını düşünüyorum. İznin olursa yanına da oturdum. Şöyle yavaştan fotoğraflarına bakalım. Yorumun ne olacak bir bakalım. Çok güzel. Çok güzelmiş gerçekten. Bu kadarını beklemiyordum. Şöyle bakalım camın önünde. Harika fotoğraflar çıktı bana kalırsa. Evet. Bu detay da güzel olmuş. Ve Celal Bey'le ikinci çekimimizi sahilde beraber yaptık. Diyor ki çiçeklerimi çekiyorsun. Yok, içeride çok güzel bir hanımefendi var, onu çekiyorum. Böyle devam ediyorum. Çok. Senemciğim, fotoğrafları güzel. Beğenmene çok sevindim. Cuma günü YouTube üzerinde Guru Studio Official'da yayınlanacak. Beğenip altına yorum yazıp paylaşırsan, bizi de desteklersen çok mutlu oluruz. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sanatla kal, daima sanat olsun hayatında. Hep bu güler yüzünün sebebi bu sanat. Bizimki de öyle. Kendine çok iyi bak, çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Kahveyi paylaşırız. Her şey sıcacık. Geleceği renklendiren çiçek kalbimizde çok yakın. Bohçacı geldi hanım. Fotoğrafın bohçacısı. Stüdyom sokak. Geleceği ararım. Merhabalar, isminiz neydi? Sena. Sena Hanım. Kaç aylık bebek? Bir aylık daha. Yeni dışarıya çıkarıyoruz. Oo, harika. İsmi ne? Raşel. Ayşe Raşel. Ayşe Raşel. Raşel'in anlamı ne? Raşel'in anlamı aslında Hazreti Yakup'un eşinin ismi. Güzel, iyi huylu, naif kız demek aslında. Daim olsun. Ömrü boyunca bahtı güzel olsun. Her daim güzel huylu olsun. Beyefendi, siz de gelin. Gelin gelin, sizsiz olmaz. İlk sizi gördük. Beraber gelin gelin, sizle beraber. A few moments later. Sizi de tanıyalım bu arada beyefendi. İsminiz neydi? Şafak Yoldaş. Şafak Bey, hayırlı olsun bebişiniz. Daha ben de 25 günlük bebek sahibiyim. Kızım Asya'nın şansı için böyle bir programa başladım. Sizin gibi böyle mutlu aileyi görünce kendimi de görmüş gibi oldum. Harika bir kafenin önünde duruyorsunuz. Fotoğraf da çektiriyordunuz. Dedik ki kaçırmayalım. Stüdyom Sokak 2. bölümünü çekiyoruz. Kuzguncuk'tayız. İlk bölümünü Galata Köprüsü'nde çektik. Dedik ki ışığımız var elimizde, fotoğraf makinamız ve mikrofonumuz. İnsanlarla güzel sohbetler ediyoruz şimdiki yaptığımız gibi. Onlara İstanbul fon olsun, biz de fotoğrafçısı dedik. Böyle bir planla yola çıktık. Güzel fotoğraflarınızı çekmek istiyorum. Tabii ona ışık zararlı. Tabii ki, hiç problem. Çok güzel. Arkadaşlar, Kuzguncuk dedik, cennet. Her karakterde insanlar bulabiliyoruz. Keza arkamızda çok güzel bir aile var. Onların fotoğraflarını çekeceğiz. Bakalım. Bu fotoğraflar geleceğe nasıl miras kalıyor? Hazırsak başlayalım. Sen daha küçüktün Raşe. Kollarında uyudum masum gülüşle. Geceye huzur getirdin uykusuz halleriyle. Gözlerin parlardı yıldız gibi. Sevgiyle doldu evin dört yanı. İyi ki geldin bize. Işık oldun. Hoş geldin dünyamıza, can kattın. Gelişinle hayat renk buldu. Kalbimizde hep yerin doldu. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Şöyle çok doğal bir fotoğraf var. Size gelecekte güzel bir anı olacağını düşünüyorum. Çok güzel gerçekten. Tam Paris sokaklarında geziyormuş gibi olmuş. Yurttaşıymış gibi gerçekten, evet. Öyle olmuş. Harika fotoğraflar oldu. Renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için. Seninle gözlerimizdeki aydınlık senin eserin. Hayat yolunda beraber yürüyeceğiz.
seninle her şey daha anlamlı.